Allah'tan korkan, kalbi temiz, salih bir adam vardı. O insanları sever ve insanlar da onu severdi. Sandviç, falafel, yumurta gibi şeyleri sattığı küçük bir lokantası vardı. İnsanlar ve tanınmış kişiler uzak bölgelerden oraya geliyordu. Allah onu ummadığı yerden rızıklandırmıştı. Bu salih adamın iki evli oğlu vardı ve ona işinde yardım ediyorlardı. Bir gün en büyük oğlu lokanta sahibi olmaya göz dikti. Babasına işi bırakacağını ve lokantadan kendi payını almak istediğini söyledi. Bunun üzerine babası sinirlenerek, "Oğlum, rızkımız bu lokantadan. Kârı eşit bir şekilde paylaşıyoruz. Sana ne oldu böyle?" dedi. Oğul fikrinde ısrar etti. Baba oğlunu kaybetmemek için isteğini kabul etti. Hakkı olandan fazlasını ona verdi. Oğul babasınınkinin karşısına kendi lokantasını açtı. Adını da değiştirmedi ki müşterileri kaybetmesin. Günler geçti. Oğul müşterilerin babasının lokantasına gittiğini, kendi lokantasına bir kişinin bile gelmediğini fark etti. Lokantayı açalı 2 ay olmuştu fakat ne müşteri geliyor ne de satış oluyordu. Bununla birlikte zarar üstüne zarar ediyordu. Babasının işleri bozulsun diye ona tuzak kurmaya karar verdi. Müşterileri babasının dükkanından uzaklaştırmak için yalan söylentiler çıkardı fakat yine de fayda etmedi. Zaman geçti ve bir gün babası vefat etti. İnsanlar çok üzüldüler fakat büyük oğlan babasının vefat haberini duyunca sevindi ve lokantayı sahiplendi. Kardeşini kovarak dükkanın sahibi oldu. 2 gün sonra 3 çocuğu olan dul bir kadın geldi ve adamın kulağına babasının kendisine çocuklarına bakabilmesi için verdiği aylığı istediğini fısıldadı. Oğul babasının devamlı söylediği hatta ölmeden saatler önce yine zikrettiği şu hadisi hatırladı. Allah-u Teala'nın en sevdiği iş, elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir. Buna rağmen dul kadına bir şey vermedi ve birkaç gün sonra ona para göndereceğine söz verdi. Oğlan lokantaları elde etmişti fakat müşterileri bir türlü elde edemiyordu. Her gün lokantayı boş gördükçe hayretle "Müşteriler nerede?" diyordu kendi kendine. "Kalabalıklar nerede? Kim bu insanları uzaklaştırdı?" Babasına ve kardeşine karşı yaptıklarından dolayı Rezzak olan Allah onu bundan mahrum etmişti. Günler içinde 2 lokantanın da zararı arttı. İkisini de kapattı. Onu hareket ettirmeyen bir sıkıntıya düştü. Karısı ona istiğfarda bulunmasını, tövbe etmesini ve vefat eden babasına iyilik yapmasını tavsiye etti. Adam o anda dul kadını hatırladı ve karısıyla ona babasının onun için ayırdığı aylık maaşını gönderdi. Allah'a istiğfar etti ve tövbe etti. Kardeşini işe geri çağırdı. Ayaklarının iyileşip tekrar 2 lokantayı açabilmesine ve babasının zamanındaki gibi müşterilerin çok olmasına hayret etti. Ha antum haulâi tud'aun litunfiqu fi sabilillahi faminkum men yabkhal وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۗ